Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Adil Kılıç, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Şükürler olsun, bizler de iyiyiz. Bugün havanın soğuğuna bakmadık. Mart kar yağdırmadan koyunlarımıza bir kez daha havalalım diye düşündüm. Hani içeride ister istemez koyunlar da sıkıldılar biraz. Köpeklerimiz de bağda kalıyor, onlar da sıkıldılar. Şöyle bir evdekiler öğlen otlarını dökene kadar 1-2 saat sabah yemlerini yedirdikten sonra geziye çıkarmak istedim koyunlarıma. Şimdi size havanın soğuk şeklini, bilirsiniz her zaman söylerim, Amasya çevresinde olmayanlar, Amasya çevresi oldukça sisli ve biz yüksek kesimindeyiz. Soğuk bir bölge, yağmur yağış fazla eksik olmuyor. Şimdi sizlere bunun hemen arka kamerayı alıp göstereceğim. Ve arkadaşlar, unutmadan kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalımızın büyümesi için bu oldukça gerekli. Koyunlarımız da bayağı sıkılmışlar. Görüyorsunuz, bayağı hızlı ve seriler. Artık yavaş yavaş da otlar değiştirilmeye başlamış. Bu güzel bir şey bizim açımızdan. Hayır kızım, ikinci tarafına gitme. Bir 15-20 gün sonra soğuk otu yakmazsa, kesmezse koyun artık yavaş yavaş doymaya başlar arazide. Karşılarda bayağı sis var. Yavaş yavaş köyün içlerine de etiketmeye başladı. Bu ara dişi tokluların doğumları da sıklaştı arkadaşlar. O yüzden dolayı biraz yorucu geçiyor. Her an arazide de yavrulayan dişi toklumuz olabilir. İnşallah olursa onu da hemen sizlerle paylaşacağım. Dişi tokluların doğumu biraz zorlu oluyor, biliyorsunuz zaten. Kendileri çocuk bunların. İster istemez biraz zorlu olabiliyor. Hayır. Şurayı şöyle bir çevirelim. Çünkü şuradan şöyle ormandan arka taraflara doğru dolanmayı düşünüyorum. Geliş güzergahında çünkü koyunlarımızı suya vuralım. Su içsinler. Bir tane koyun içse benim için kar kardır. Ateş geçenki deliliğinden dolayı biraz ayağına yara almış. O yüzden dolayı ne kadar zincirde de dursa biraz efendiliği var bugün. Acıyor sanırım ayağı. Böyle olduğu bizim için iyi ama bir bakıma. Ama koyunlarımız her ne kadar sıkılmış olsa da şöyle bir baktığım zaman ot yeşillendiğinden mi niyeyse bugün geçenki kadar koşmuyorlar. Bu salmalar alıştırma için iyi ama yeşilliği yedikten sonra içerideki kuruyu yemezse diye de biraz korkuyorum açıkçası. Thank you.
Yavaş yavaş ekinler büyümeye başlamışlar. Bunlar da bizim için hem güzel bir şey hem de kötü bir şey diyebilirim. Ekinlerin büyümesi kışın bizi rahat ettirecek. Yazın zorluk verecek. Koyunlar ister istemez çillere zorlayacaklar biraz. Olsun ama bir işi seviyorsan cefasına da katlanacaksın diye düşünüyorum. Bu ara ateş fazla bağda kaldığından mı niyeyse biraz zayıflama da var ateşte. Bu Covid döneminde en güzel yapılabilecek meslek. Ne güzel maskesiz doğa koşullarında hem fazla sıkılmıyorsunuz. Köy ortamı bu konudan güzel. Şöyle bir baktığınız zaman hayvancılığın bu süreçte en çok sevilebilecek bir meslek olduğunu düşünüyorum. Çünkü kafanızı dinliyorsunuz. Hasta olmalar ikisiniz. Şehirde gezen insanlara göre çok çok düşük. Hani mantıken düşündüğünüz zaman çok güzel. Ama tabii ki biraz bu koyunları bahara alıştırma evresi zorlu olacak sanırım. Koyunumuzun kuzusu küçüktü. Diğer tarafa almıştık. Bugün geri bu tarafa karıştırdım. Yeni doğan küçükler olunca biraz sürü psikolojisi bozulmuş sanırım. Keçiler koyunlardan önce yukarıya çıkmaya başladılar. Evet arkadaşlar, koyunlar biraz hareketlenmeye başladı. O yüzden ben izninizi istiyorum. Yorum atmayı, beğeni yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla.